Yerdeki Fransız bayrakları indirirsin. Yerine İspanyol bayrağı dikilsin Teğmen. Artık resmi olarak Fransa'nın buyruğundan çıkmış durumdayız. Emredersiniz Ömer Elif. Sen git mürettebatı hazırlet. Ben de bir gırtlağımı satıp geleceğim hadi. Venedik. O kadar güzelsin ki. Keşke Liguria yerine burada doğsaymışım diyorum bazen. Seni göreceğimi hiç düşünmezdim. Ama itiraf edeyim, etkili bir giriş oldu. Ha? Tevekkeli değil. Eceli gelen köpek cami duvarına edermiş. O zaman Tanrı benden yana. Etraf kilise dolu çünkü. Güzel. O vakit ben de kafanı kopartıp kilise bahçesine gömeceğim. Görelim bakalım. Rongar. Yemeğim nerede kaldı Marcella? İçki getir bana Marcella, içkim bitti. Patlamayın be, getiriyorum. Ah be Hayrettin, vah. Neredesin sen ya? Geçen sefer sadece su içip giden herif. Bak, yine geldi. Gösteririm şimdi ona ben. Yine bu gece de su mu içeceksiniz sinyor? Ah, yine bu gece de su mu içeceksiniz sinyor? Ya insan bir önce ismini söyler, bir hoş geldiniz der. Kızım senin ismin ne? Marcella. Ha, Marsilya. Vallahi ben çok acım. Hadi bana bir yemek getir be. Marsilya değil sinyor. Marcella. Ya işte Marsilya da güzel isim. Aa. Pekala. Nasıl bir şey yemek istersiniz? Vallahi yani içinde et olsun da ne olursa olsun. Hadi vallahi çok acım. Hemen getiriyorum sinyor. Burada parfüm kokuları geliyor. Hayırdır? Yoksa o kokos Fransuan'ın yanından mı geliyorsun? Seni nasıl buldum sanıyorsun? Yerime geçmeye bu kadar hevesli olduğunu bilmiyordum. Ben satılık değilim. Benim kılıcım sadece Müslümanların hizmetinde. Deryadayken çok elimden kaçtı. Ama karada kurtuluşun yok. Sen kimsin? Çekil önünden Rodos Şebe'yi. Kafir de olsa kılıçsız birini öldürmem.
Yine de sen bilirsin. Bitir işini Gatfrey. Bitir. Acele et Gatfrey. Amiral doğru. Amiral. Gatfrey. Acele et. Görüşeceğiz Barbaroşa. Görüşeceğiz. Korkak herif. Ama haramzadeler de ne güzel yapıyor bu yemeği be. Baksana şuna. Haşlamayı yiyince nasıl da geviş getiren sığıra döndü. Bence şimdi söylemeli. Tam zamanı. Bence de. Yemeği beğendiniz mi sinyor? Güzeldi, güzeldi. Sen mi yaptın? Ben yaptım. Beğenmenize sevindim. Zaten ben sizin salyangoz haşlamasına bayılacağınızı tahmin etmiştim. Salyangoz mu? Evet. Ne oldu sinyor? Yoksa yemek midenizi mi bozdu? Müslüman adama salyangoz yedirilirim. Ama ben sizin Müslüman olduğunuzu nereden bilebilirdim ki? Yani alnınızda yazmıyor ki. Sır muzurluğuna yapmadıysan ben de Aydın değilim. Demek isminiz Aydın. Pekala Aydın. Sana yalan söylemeyeceğim. Evet, senden hoşlaşmadığım için muzurluk yaptım. Ama endişe etmene gerek yok. Yediğin şey salyangoz değildi. Kuzu yer misin? Sizin yediğiniz türden. Vallahi mı? Bana inanmıyorsan içerideki Müslüman denizcilere sor. Tavernamızın en pahalı yemeğidir o. Hadi. Sökül bakalım 5 florini. Al. Al ama. Sana da hakkımı helal etmiyorum. O ne demek? Zıkkım olsun demek. Yine anlamadım ama neyse. İyi akşamlar sinyor. Afiyet olsun. Hayrettin! Öldüm öldüm dirildim. Aydın. Fransa kralıyla görüştüm. Ne? Daha sonra Andrador şeytanıyla faça façaya geldi. Ne yaptın, ne yaptın? Sonra. Dur. Eh be bey baba, sen de bir zahmet önüne bak. Aydın. Hayrettin. Derviş. Allahu Ekber. Allah'ın işine bak. Hayrettin'im.
Ay canına yandım. Sen, Benedikt Ağa. Niye olmayacakmışım evladım? Cezayir'den ayrılırken ne demiştim ben size? İlmimi irfanımı arttırmak için ilim Çin'de de olsa gidip alınız hadisi şerifin yerine getirmek maksadıyla dünyayı dolaşacağım demiştim. Döndüm, dolaştım, kendimi burada buldum. Allah nasip ederse İstanbul'a giden bir gemiyi bulup bu yolculuğu nihayet erdireceğim. Siz beni boş verin şimdi. Siz bu Frenk vilayetinde ne arıyorsunuz? Sultan Süleyman Han Hazretleri tarafından vazifelendirildik. Deyiver bakayım. Neymiş bu vazife? Hünkârım, Cigalazade Osman Bey huzura kabulü beklerler. Gelsin. Benedikt'teki olaylar size arz ettiğim şekilde olup bitti hünkârım. Hayrettin ve Aydın Reis olmasaydı şu saat huzurunuzda bulunmak ben kulunuza nasip olmaz idi. Allah onlardan razı olsun. Verdiğim her vazifeyi layığınca yerine getireceklerinden adımın Süleyman olduğu kadar eminim. Şalke'nin bize karşı bu kadar müteyakkız olması hayır alamet değil kanaatindeyim hünkârım. Olup bitenler benim Venedik'te olduğumu çok evvelden bildiğine delalet ediyor. Bunlar beklemediğimiz vaziyetler değil Cigalazade. Aksi olsaydı fenaydı. Anlayamadım hünkârım. Bırakalım Şarken sırrımızı bildiğini sanıp bizi zayıf ve beceriksiz görsün. Gözü önünde alenen olup bitenlere baksın. Ona göndermiş olduğum Name-i Humayun'u okuyunca derinde yatan Sevkül Cevşi anlayamasın ki kılıcımız hiç beklemediği yerden boynuna insin. Ben ki Sultanul Azam, Melükül Muazzam, ümmetlerin metbu, Arap, Acem, Rum reislerinin efendisi. Diyarbakır'ın, Azerbaycan'ın, Acem'in, Şam'ın, Halep'in, Mısır'ın, Mekke'nin, Medine'nin, Kudüs'ün, bütün Arap memleketlerinin, Yemen'in ve kılıcımın gücüyle fethettiğim nice memleketlerin sultanı. Emniyetin ve selametin yayıcısı. Adalet ve ihsanın koruyucusu. Murat Han oğlu. Mehmet Han oğlu, Bayezid Han oğlu, Selim Han oğlu, Es Sultan İbn Sultan Süleyman Hanım, ki İspanya vilayetinin kralı Şarkensin.
yüce kapımıza sen ve papanın ayrı ayrı nameler gönderip bize dokunmayın diye yalvaracağınız günler yakındır. İşte o gün, Allah'ın izniyle geldiğinde... Charles, iyi misin? Kabus gördüm. Çok korkunç bir kabus gördüm. Ne yapıyorsun? Ne yapacağım? Süleyman'dan gelen uğursuz mektubu yakıyorum. Tabloyu vakti zamanında Venedikli bir ressama yaptırmıştım. Sana da vasiyetimdir Kaptan Paşa. Ölünce beni Eyüp Sultan'ın haziresine defnedesiniz. Allah korusun paşam, ne ölmesi. Allah size uzun ömür versin. İnşallah sizin vezir-i azam olduğunuz günleri de göreceğiz. Sultanımızın Parkalı gibi bir sadrazamı varken bize sıra gelmez kemanker. Gelmez. Buyur bakalım. Seni dinliyorum. Estağfurullah paşa. Sultanımızın silahtar ağasını yanına benim kaptanlardan birini de katarak bir hattı Hümayun'la beraber gönderdiğinden haberiniz vardır herhalde. Var. Elbette var. Lakin nereye gönderdiğini bilmiyorum. Hayrettin'e göndermiş. Hayrettin'e mi? Barbaros Hayrettin. Ne maksatla? Orasını ben de merak etmekteyim paşam. Sultanımız Hayrettin'den yardım alarak deryadan bir sefer tertip etmek niyetinde olmasın? Böyle bir niyet varsa bunun divanda istişare edilip kaptanı deryası olarak da seni huzuruna çağırıp söylemesi icap ederdi. Sizden bile gizlediğine göre sultanımızın bir bildiği vardır elbet. Neyse. Vakti gelince öğreniriz paşam. Ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Kemankeş! Viyana'dan sonra devlet-i âliyenin artık attığı her adıma dikkat etmesi lazım. Binaenaleyh, benim gibi mesuliyet sahibi bir devlet adamının da hünkârımızın ne düşündüğünü bilmeye hakkı var. Ben Pargalı İbrahim Paşa ve vezirlerin ağızlarını bir yoklayayım bakayım. Akşama kadar da sana haber etmiş olurum. Elbette paşam.
Ana, arkadaşlarımla oynamaya gideceğim, olur mu? Sen hangi ara buldun kendine arkadaş? Oo, burası bir sürü kız dalı. Allah Allah. İyi, tamam. Oyna git. Ama fazla uzaklaşma. Çıktın mı bulacağım. Tamam. Al bakalım istediğin konşimentolar. Sağ ol abla, sonra bakarım. Sonra mı? Ne yapıyorsun ki şimdi? Erasmus adında bir alemin kitabını tercüme ediyorum. Bir sürü güzel sözü var. Bak mesela ihtiyaç icadın anasıdır. Nasıl? Bende daha güzeli var. İcat çıkarma da işimize bakalım. Nasıl? Ambarı birkaç tane hamal bulmamız lazım. Maazallah bir tane gemi yanaşsa iskeleye malı indirecek hamalımız yok. Misliyare siz misiniz? Evet, benim, buyurun. Ben Kaptan Flint. Gemimle kurşun ve kalay getirdim. Hoş geldiniz Kaptan Flint. Hoş geldiniz. Gümrük emini yükü sizin iskelenize indirmemi söyledi. Boşaltma işlemi hemen yapılabilir mi? Ne yazık ki Kaptan Flint. Şu an hamalları... Yemekte. Molasında, yemek molasında. Yer yemez, biz hemen başlarız. Pekala. Avanak mısın kızım sen? Ne var abla? Neredeyse adam hamalımız yok diyecektin. Denir mi hiç? Sonra müşkül vaziyete düşmeyelim diye doğruyu söyleyecektim. Ben de yalan konuşmadım. Ahanda, şimdi fırlayıp en az 5 hamal bulmazsam bana da seyyar demesinler. 4 olursa kabul etmem ama. Beğendiyseniz sizi aylık 100 akçeye bırakırım. Canım bir pazarlık yapsaydık 70 akçeye olmaz mı? Kuyumhane için bundan daha ferahını bulamazsınız. Dedim ya 100 akçe. 80. Bir akçe fazla veremem. Dükkan biraz küçük zaten. Öyle olsun bakalım. Hayrını görün. Amin. Hasan. Artık senin yanına çalışacak kalfaları da bulduk mu dükkan tamamdır babaanne. Dur Hasan dur. Evvel şu tezgahları kurmak lazım. Kalfayı falan sonra hallederiz. Bir bak şuraya. Hayırlı olsun hanım. Kadir Efendi'yi giderken gördüm de dükkanı size vermiş galiba. Doğrudur. Kolaylık da sağladı bize. Ben de şu ötede kuyumculuk etmekteyim. Nedim Usta derler bana. Sen de zergeran ustasıymışsın. Hem de zenneşhane. Elimizden geldiğince yapıyoruz bir şeyler. Sen şimdi buraya dükkan açacaksın ama öyle he dedin mi olmaz. Olmaz mı? Neden? Kuyumcuların yiğit başına gidip lonca yazdığı oldun mu? Yok. Olmadım. O vakit burada dükkan mükkan açamazsın. Bak açarsan vallahi seni şikayet ederim. Benden söylemesi. Hoppala. Ne bu şimdi? Bela. Başımıza bir bela geldi. Al bakalım. Evvel bir okuyayım da. Ne o? Bana itimat etmiyor musun yoksa? Yo. Yani efradını cami, ayarını mani olmuş mu diye. O ne demek? Yani şey,
eksik gedik kalmasın anlamında. Ha, tamam o zaman. İyi. Baban en azından iyi olduğunu bilecek. Nasıl göndereceksin babama mektubumu? Ben götüreceğim. Sen mi? Bizi buraya getiren Mehmet Reis beni amcamın yanına götürecekti. Daha evvel Oliva'ya geçip sonra geçerim amcamın yanına. Yahya. Sen çok iyi birisin Yahya. Keşke böyle tanış olmasaydık seninle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Erkencisin derviş. Keşke biraz daha dinlenseydin. Sizin anlattıklarınızdan sonra bütün gece sağa sola döndüm durdum. Ne yaparım da bu yiğitlere benim bir faydam dokunur diye. Bir dakika. Payitahta dönmüyorsun değil mi? Sizin neyim evlat? Çok sevindim. Sen yanımızda olduğun sürece sırtımız yere gelmez evelallah. Rabbim utandırmazsın inşallah. Amin, amin. O halde hep beraber şu Venedik Doçu'nun malikanesine uzanalım. Göstermek istediğim bir şey var. Koç mu? Ne koçu? Doç Aydın, Doç. Yani Venedik Dükü. Hadi, yolda anlatacağım. Ne hep yolda anlatırım, yolda anlatırım. Allah Salih olsaydı senin başının etini yerdi. Şimdi anlat, şimdi anlat. Ha bu arada Salih nerede? Köre yardım edin. Şu zavallı fakire yardım edin Roman, nasıl insanları. Ülen Kandiyeli Bülbül. Nihayet buldum seni. Hayırdır Bülbül? Dolandırılacak benim gibi saf bulamadın da dilenciliğe mi başladın? Siz kimsiniz efendim? Ben sesinizi tanıyamadım. Şu zavallı fakire yardım etmek ister miydiniz? Görmüyor musun? Gimbal pusulası getireceğim vaadiyle 50 akçesini iç ettiğin Salih Reis ben. Nasıl görebilirim ki efendim? Ben körüm. Bakıyorum da birdenbire hem gözlerin açıldı hem de çolaklığın geçti. Salih, çek git. Tezgahım bozuyorsun. Aşk olsun. Günlerdir seni bulmak için sokak sokak dolaşıyorum. Oturup iki lafın belini kırmazsak şuradan şuraya gitmem. Seninle konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Bas git. Pekala. Geçmiş olsun. Allah şifanı verir inşallah tez zamanda. Kusura bakma, rahatsızlık verdim. Muhafızlar! Tamam, Allah'ın cezası tamam. Ne istiyorsun? Anlatacaklarımızın. Gözlerden ırak bir yere gidelim. İyi. Düş başıma.
Doç Griti'nin malikanesi burası. Yuna Hanım içeriye yalnız girmeni istedi ha? Evet. Gizlice içeri girip pasaportuna mührü vurup gizlice dışarı çıkacağım. Ne oluyor orada? Nöbet değişimi. 1001, 1002, 1003. ...1038, 1039, 1040. Pencereden içeri girmem için 40 saniyem var. Ya baksana her taraf asker dolu. Sen 40 saniyede nasıl gireceksin içeriye? Görüyorum, görüyorum. Ha burası yukarıda. Nasıl çıkacaksın sen yukarı? İnsanın kendi merdiven olsa uzansa çıkamaz buraya. Aydın, ben seni buraya felaket tellalı ol diye mi getirdim? Balkondan çatıya 40 arşın olsa. Ne dersin derviş? İçeri gizlice girmenin bir yolu var mı? Derviş. Ha? İçeri diyorum. Gizlice girmenin bir yolu var mı? Bulabilir misin bir çare? Kandiyeli, cevabın nedir? Bizimle misin, değil misin? Benim şebeke sandığınız kadar kalabalık değil. Hepi topu 18 adamız. Bunların hepsi de ipten kazıktan kurtulma herifler. Onları bize casusluk yapmayı ikna etmek zor. Aç köpeğin kursağı dar olur. Bunlar onları ikna etmeye yetecektir. Anlamıyorsun değil mi Salih? Ben bu Rum ellerine birkaç Hristiyan'ın parasını alıp gönül ödemeye geldim sanıyorsun ha? Anlat da anlayalım o vakit. Niye bu kadar ayak diretiyorsun? Kandiyeli. Derdin ne? Baba Uruş şehit düştüğü gün hepimiz darmaduman olduk. Hızır Reis benden daha imanlı bir kulmuş ki Allah'a tevekkül edip gazaya devam etti. Ama ben Baba Uruş'un yokluğuna asla alışamadım. İntikamını aldım. Ama cebirim hastası olmadı. Nasıl olur da o şehit düşerken onun yanında değildim diye diye kendimi yedim bitirdim. En nihayetinde baktım baş edemiyorum. Kurtuluşu kendimden kaçmakta bulup buralara kadar geldim. Kaçmak. Kaybolmak. Bir daha geri dönmemek üzere. Kaybolabildin mi bari? Ruhunu terk edebildin mi Kandiyeli? İstersen dünyanın öteki ucuna kaç. Arkadan kovalayan yine sen olacaksın. Her defasında kendine yakalanacaksın. Küllü nefsin zaykatül mevt. Summe ileyna turcaun. Her nefs ölümü tadacaktır. Sonunda sadece bize döndürüleceksiniz. O halde neye bu kaçış? Sana düşen
sebatkar olup bir akıncıya layık şekilde yaşamaktır. Gandiyeli, şimdi bir daha soruyorum. Bizimle misin? Değil misin? Benim ruhum sizden hiç ayrılmadı ki. Ey maşallah. Aslanım. Ben gezip dolaştığım yerlerde oranın alimleriyle uzunca vakit teşrik-i mesaide bulundum. Bu da o çalışmalardan biri. Ben ona halat atar diyorum. O derviş bu şeye benziyor. Tatar yayına. O çukonu. Çin icadı bir kurmalı yay. Bir seferde 10 tane ok atıyor. Şimdi ben şu mızrak ucuna kendir halat bağlayıp onu halat atar yapacağım. 30 arşın yüksekliğinde bir kale duvar var. Çıkmak mümkün değil. Halat atarla mızrağı fırlattığımızda duvara gidip saplanıyor. Berisindeki kendir halatla da rahatlıkla çıkabileceksiniz. Maşallah. Sen bayağı Allame-i Cihan olmuşsun derviş. Estağfurullah evladım. Yunus ne der? Gezdim Halep-i Şam'ı, eyledim ilmi talep. Meğer ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa edep. Bizim daha 40 fırın ekmek yememiz lazım. Şimdi benim bu yaptığım hesaplar doğruysa, o hanenin çatısından malikanenin ön cephesindeki balkona halat atarla mızrak ucunu fırlattığımızda rahatlıkla oraya tırmanabileceksin. Ne lazım geliyorsa onları söyle, biz gerisini halledelim. Balca tahta. Ama akça ağaçtan olacak bak. Burası önemli. Tutkal. 40 arşın kendir halat. Marangoz aletleri. Bir de bolca vakit. Hepsini hallederiz. Lakin bolca vaktimiz yoktur. Tezelden hareket etmeliyiz. Peki. Sen dert etme. Yaparız bir izniyle. Venedik'teki şövalyelerden haber var mı Dorçi'ye? Üzülerek söylemeliyim ki efendim, Şövalye Elder ve Gregory'nin cesetleri bulunmuş. Ne? En iyi adamlarımızdı! Nasıl olmuş bu? San Giovanni Manastırı'nın rahibi 2 Türk'ün yaptığını iddia ediyor. Hatta söylediğine göre kendisine de saldırmışlar. Türklerin durmayacağını tahmin etmeliydim. Yılanın başını küçükken ezmeliyiz Lord Chief. Meydanı Süleyman'ın adamlarına bırakamayız. Charles. Şu güzel şeylere bakar mısın? Benim için Persya'dan getirdiğin karanfil tohumları. Büyüyüp çiçek açmışlar. Mutlu olduğuna sevindim kraliçem. Eğer bu kadar çok sevdiysem bütün İspanya'yı bu çiçekten ekmelerini emredeyim. Harika olur. Çev, çiçek işini not alalım. İspanya'nın çiçeklerden önce para ayırması gereken başka yerler var Kral Hazretleri. Andre Dorian'ın ödemesini bile borç alarak yaptığınızı hatırlatmak isterim size. Çev, bazen çok canımı sıkıyorsun. Ama haklısın.
karanfiller bir süre bekleyebilir. Cezayir'den geldiğini söyleyen bir kişi sizinle görüşmek istiyor Haşmet Mab. İsminin Sombre olduğunu söyledi. Hemen alın içeri. Ehlen ve sehlen Kral Hazretleri. Sombra. Cezayir'deki sadık casusumuz. Bize ne haberler getirdin bakalım? Güzel havadislerim yok Haşmet Meab. Hayrettin bir hafta kadar evvel yerine vekilini bırakarak Cezayir'den ayrıldı. Ayrıca ailesini apar topar İstanbul'a yolladı. Barbaros'a vekilini yerine bırakıp gitmesi ilk olan bir şey değil. Fakat ailesini niçin Konstantinopolis'e götürüyor ki şimdi bu adam? Belki de gezmek istemişlerdir. Olamaz mı? Düşünceniz sadece kadınca bir naiflik kraliçem. Barbaros'a eğer böyle bir şey yapıyorsa mutlaka mantıklı bir sebebi vardır. Kusura bakma kraliçem ama Lord Jir haklı. Barbarossa, Konstantinopolis'te bir şeylerin hazırlığını yapıyor olmalı. Yoksa haberimiz olmadan Süleyman'ın donanmasının başına mı geçecek? Böyle olsaydı sırf gözümüzü korkutmak maksadıyla bile hemen haberimiz olmasını sağlardı. O zaman ne? Bana kalırsa Konstantinopolis'e bir casus gönderip neler olup bittiğine bakmalıyız Kral Hazretleri. Hemen Andredore'yi haberdar edin. Bizzat casusluk işiyle onun ilgilenmesini istiyorum. Derhal! Baş üstüne. Bu ne be? Koskoca limanda bir tane boştan mal kalmamış. Abla, hoş geldin. Söylenmene bakılırsa hamal da bulamamışsın. Bu kim? Mavnacı Murat. Ben iskelede dolanırken hamal aradığımı fark edip bize yardımcı olmayı kabul etti. Biz adam başı 5 akçeye anlaştık. Yani diyorsun ki, abla ben sana itimat etmedim. Arkandan çıktım tırım tırım hamal aradım. Sonra da şıp badanak diye bunu buldum. Ne oldu hanım? Beğenemedin mi? Beğenemedim. Senin sıfatın Mavna hamalından çok haramzadeye benziyor. Ne malum benim kardeşimi kandırmaya çalışmadığın? Aa abla! Sen dur bir bacım. Bana bak hanım. Bana adıyla sanıyla Galatalı Deli Murat derler. Benim kim olduğumu? Bana da sadece seyyar ederler. Öyle fazla üzerime yanaşma. Yersin yumruğu. El yumruğu yemeyen kendininkini bozduğun armudu sanırmış. Haramzade miyim değil miyim öğrenmek istiyorsan git Kedi Uday'a sor. O sana pek bir güzel anlatır. Hadi eyvallah bacım. Ablan inşallah haramzade olmayan birini bulur. Ha illa erkek milletine kafa tutmasan ölürsün değil mi? İndir bakalım şimdi geminin yükünü tek başına. İndiririm. Thank you.
Aytat pek iyi, pek güzel de. Derya gibi sök de gevize. Vallahi doğru dersin. Balık olup atlayası geliyor şuraya insan. Allah izin verir, hava böyle güzel giderse Venedik'e tez varırız. Mehmet Reis, sana söylemeyi unuttum da Venedik'ten evvel Oliva'ya uğramamız lazım. Valerian'ın babasına mektubunu bırakacağım da. Amcanın haberi var mı bundan? Yok. O halde gidemeyiz. Ben Hayrettin Reis'in emrine tabiyim. Onun da emri seni Venedik'e götürmemdi. Oliva'ya değil. Yapma etme Mehmet Reis. Ya bir iki gün geç kalsam amcam kızmaz ya. Gidemem dedim, o kadar. Hem sana ne elin kızın mektubundan be? Hadi. Biliyorum Geveze, biliyorum. Mehmet Reis'in inadı eşekten beterdir. Ne mi yapacağım? Söyleyeyim ne yapacağım. Gemisine el koyacağım. Affedersiniz. Sinyor Orsini siz misiniz? Evet sinyorita. Venedik'e göndereceğiniz bir malınız mı vardı ya da farklı bir şehre? Hayır sinyor. Ben Oliva valisi Juan Manso'nun kızı Valeria Manso'yum. Korsan Barbarossa tarafından kaçırılıp buraya esir olarak gönderildim. Lütfen bana yardım edin. Ya derviş, vallahi billahi sana sual etmeden duramayacağım. Şimdi bak biz bunu niye böyle büyük tüfek gibi yaptık? Bunun şeklinde daha küçüktü. Evladım, mızrak ucunun kuvvetle fırlaması için iyice gerilmesi lazım. Bu hem o işe yarayacak hem de mızrağa menzil kazandıracak. Vallahi derviş, sana bir şey diyeyim mi? Bunlar ne güzel kafir avlanır be. Böyle şey gibi, olta gibi. At. Çek sana gelsin böyle. At çek sana gelsin. Aydın. Ağzın yerine elin çalışsa. O kağıda mühürü bastıktan sonra sessiz sedasız sen nasıl dışarı çıkacaksın onu düşün bence. Elbet düşündüm. Balkonun altındaki askerler nöbet değişimi yaptığı sırada sen saman yüklü at arabasıyla balkonun altına geleceksin. Ben de üstüne atlayacağım. İyi de evladım. Sen o 40 saniyeyi içeri girmek için kullanacaksın. Dışarı çıkmak için değil. Hem yani balkonun altı da asker dolu. Allah muhafaza bir tanesi böyle kaldırsa kafayı yukarı baksa. Seni görse ne olacak? Başka çarem yok. Fazla zamanım yok Sinyor Orsini. Evden ayrıldığım anlaşılmadan geri dönmeliyim. Bir şey söylemeyecek misiniz? Düşünüyorum Valeria.
Düşünecek bir şey yok senyor. Beni hemen şimdi bir gemiye bindirip İspanya'ya gönderin. Babam size karşılığını fazlasıyla öder. Maalesef bunu yapamam. Yapamaz mısınız? Ben Venedikli birçok müessesenin Konstantinopolis'teki mümessiliyim senyorita. Barbarossa bir esirini kaçırdığımı duyarsa tüccarlık hayatım biter. Anlıyorum ama mutlaka bir çaresi olmalı. Sizin için tek bir şey yapabilirim. Galata'daki Venedik balyosuna durumunuzu anlatmak. O belki size yardımcı olabilir. Nasıl? Saraya durumunuzu arz ederek tabii. Oturup haftalarca beklememi istiyorsunuz yani. İçiniz kan ağlasa da benden haber alana kadar Barbarossa'nın ailesine güler yüzü davranın Valeria. Ne kadar az şüphe çekerseniz sizin için bu kadar iyi olur. Barbarossa'nın ailesi burada. Kaptan Paşa bunu öğrenince ne diyecek bakalım. Elefantlere amcamın Venedik'ten evvel Oliva'ya gitme emri verdiğini söyleyince hiç itiraz etmediler. Çöz gevezem, çöz. Hem kendini hem de beni yaktın Yahya. Yeğenisin diye amcanın seni affedeceğini mi zannediyorsun? Ona sebebini anlattığım vakit yanlış bir şey yapmadığımı anlayacaktır. Neymiş sebebi? Kız abayı yakman mı? Vali kızının yaşadığını öğrendiği zaman er ya da geç almak isteyecektir. Amcam da Valeria'yı çok fazla tutmak istemiyor. Yani sorduğun sorunun benim için hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Mehmet Reis. İcadında ilk atışı yapma şerefi sana aittir dermiş. İyi o zaman. Haydi bakalım. Haydi Allah utandırmaz. Oldu bu iş. Al bakalım ucuna. Oraya sağlamla. İyice sağlamla. Bismillah.
Hadi Allah'ım utandırma. Sen bana güç ver. Sen de kimsin? Ne yapıyorsun burada? Hırsızmışım. Utanmaz herif. Bir de söylüyor musun? Nöbetçiler! 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 Ne oluyor? Bakalım. Geberdi pislik. Bu taraftan çabuk. Dur, kaçma. Kaçma dedim sana. Dur. Demek ki Valeria denen kız Hayrettin'in ailesinin payitahtı olduğunu iddia ediyor ha? Ben doğru söylediği kanaatindeyim Kaptan Paşa Hazretleri.
Yoksa yakalanma riskini göze alıp gelemezdi. Şimdi belli oldu Hattı Hümayun'un esbabı mucibesi. Demek Sultan Süleyman Hayrettin'den ailesini buraya getirmesini istemiş. Allah'ım sana çok şükür korktuğumuz başımıza gelmedi. Korktuğunuz neydi hanımefendi? Biz sandıydık ki... Orsin efendi. Haberdar ettiğin için sağ ol. Evvelden konuştuğumuz işi de hallolmuş bil. Hayırlı akşamlar paşam. Hanımefendi. Ya sen ne yaptığının farkında mısın valide? Az kalsın elin herifine vaziyetimizi açık ediyordun. Bu kadar saf nasıl olabiliyorsun? Ne? Ha bir de ne diye soruyorsun öyle mi? Koskoca sultanın işi gücü yok da Hayrettin'in ailesine Hattı Hümayun mu yazacak? Doğru dersin. Belli ki Hayrettin'i senin yerine kaptanı derya yapmak için hazırlıklara girişmiş bunlar. Ah oğlum. Ben sana söyledim. Olmaz dedin. Al buyur işte. Yok. Hayrettin'e kaptanın deryalık verileceği falan yok. Ayas Paşa Pargalı İbrahim dahil bütün vezirlerin ağzını yokladı. Hepsi de Hayrettin gibi başına buyruk. Usul erkan bilmez bir korsanın değil kaptanın derya olmak. Sultanın kapı kulu bile olamayacağını söylemişler. Sen beni dinle oğlum. Meselenin aslı astarı neymiş hemen öğrenebilirsin. Tabii dediğimi yaparsan. Anlayamadım. Ne yapacakmışım? Dükkan işini ne yaptın ana? Hı. Bir yer tuttuk. Azıcık küçük ama hallederiz. Ama kuyumcunun hocasına gidip ağzı olmak icap ediyormuş. Yoksa çalıştırmazlarmış babaannemi. Öyle tabii. Burası payitaht. Her şey nizamına göre olmalı. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldin. Anacığım çok ooo kötüyüm. Bana bu gece hiç bulaşmayın tamam mı? Ah. İyi misin ana? Yorgunluktan ölmezsem bulacağım anacığım. Sen hayırdır ne oldu sana böyle? Ben biliyorum ona ne olduğunu. Sus. Hanım an bulduğum hamalı beğenmeyip bütün geminin yükünü tek başına indirmeye kalktı da. Valla malı. Valla. Beğenmem tabii çıfıt suratlı herifi. İndirebildin mi bari? İndirdim tabii. Ne sandınız? Gerçi daha 25 sandık var ama onu da indiririm Allah'ın izniyle. Gemi de senin keyfini bekleyecekti zaten. Neyse ben yarın yine konuşurum Murat'la. Ama bak öyle het et ödeyip adama cimrilik yapmak yok ha. Affedersiniz. Ben de sizinle yiyebilir miyim? Velaria gel otur kızım. Gel. Gel otur böyle. Sen geç ben tabak getireyim. Gracias. Olsun. Bana da getir. Olur. Ne oldu valinin kızı? Gurbette taşa yaslanmayan evdeki halının kıymetini bilmezmiş derler. Aklın başına mı geldi? Bana her zaman çok iyi muamele ediyorsunuz. Size kaba davranmak benim gibi kibar bir kıza yakışmaz diye düşündüm. Kibarlığına zeval gelmesin diye.
Seyyare. Daha ne desin kız? Hayırdır inşallah bu saatte? Destur var mı? Git bak Elaz. Tamam baba. Kime baktım ya amca? Hızır Hayrettin Reis'in validesi evdeler mi? Kim sorar? Kaptanı Derya'nın kapıcısı Hüsreva. Bismillah. Buyur ağa. Kaptanı Derya'mız Kemankeş Paşa'mızın selamları var. Yarın validesiyle beraber size hoş geldiniz ziyaretinde bulunmak isterler. Keşke derviş de uyuyakalmasaydı da gelip burada yeseydi bizle. Geç geç otur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Marsilya. Aferin bak işte böyle böyle öğreneceğim. Aferin. Adım Marsilya Sinyor Aydın. Şimdi Marsilya. Sen geçen akşam getirdiğinden iki tane daha getir bakayım. Salyangoz haşlamasından mı? Sen salyangoz haşlaması mı yedin? Ya yok canım. Olur mu öyle şey? Şimdi latife yapıyor Hızır. Tabii ki sinyor. Bayan Deluna her yerde sizi arıyor Barbarossa. Ona vermeniz lazım gelen bir şey varmış. O andığın isim olduğumu nereden çıkardın? Bayan Deluna bana simanızı gayet iyi tarif etti. Ayrıca geçen sefer gemi almanız için size verdiği parayı harcamanıza çok kızmış. O dedikoducu sana... Bana kızmayın Barbarossa. Ben de sizin gibi Bayan Deluna için çalışıyorum. Ben onun için çalışmıyorum. O bize çalışıyor. Ona ne söylememi istersiniz? İstediği şey yarın elinde. Yahnilerinizi hemen getiriyorum. Amiral. Kaptan Doria. İstiyorsun Godfrey. Kral Şerken'den mektup var. Bakalım ne diyor kralımız. Kötü haber mi? Pek sayılmaz. Cenevizli tüccar dostumuz Felis'in gemisi limanda mı? Evet, daha patlama çözmedi. Konstantinopolis'e gidecek malları yüklüyorlar. Neden? Konstantinopolis'e İspanyol armadalı savaş gemimle giremeyeceğim için sordum. Hazırlan. Süleyman'ın memleketine gidiyoruz. Sinyor Mansu içeride mi? Sen de kimsin be adam? Kim oldum mühim değil. Ona kızımdan mektup getirdim. Ne oluyor burada? Vali Hazretlerine kızından mektup getirdiğini söylüyor kapitan. Ya. Siz Valer'e kaçıran Türklersiniz demek. Şimdi şurada kellenizi alsam ne olur? Oliva'yı topa tutmamızı istiyorsanız kesin yüzbaşı. Valiye geldiğimizi haber verin. Ona kızından mektup getirdim.
Sinyor Manso sizin gibi pis sütüne casusluk yaptığı için idam edildi. Çok görmek istiyorsan mezarlık ileride. Ergaş. Buyur sahip. Bunlar gördüğüm en güzel elmaslar olabilirler. Bak, 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 bak. At elin, eğer elin... bizim de dehdeğimiz var. Demek Marcel Rio ile konuşabildin Barbaros'la. Arkadaşlarını da getirmişsin. Derviş. Ve reislerimden Aydın. Onlar olmadan pasaportunu alamazdım. Evime hoş geldiniz beyler. Magnifico. Hayrettin verdiği sözü tuttu Bayan Luna. Şimdi sözünüzü tutma sırası sizde. Ben anlaşmalarıma her zaman sadığımdır. Söz verdiğim gibi Şarke'nin sarayına girip bizim için casusluk yapacak kişiyi buldum. Angelo Batista. Kim bu Batista? İşimize çok yarayacak kibar bir adam. Birkaç gün içerisinde Codenberg Sarayı'na varmış olmasını bekliyorum. Ne? Daha biz adamla tanışık olmadan, vazifesini anlatmadan sen saraya mı gönderdin? Sakin ol Barbarossa. Batista'yı kaçırınca bizzat tanışıp anlatırız. Venedik Devleti'nin Şalken'e gönderdiği yeni elçiyi yolda kaçırmamızı istiyorsun, öyle mi? Bu mudur çaren? Hadi herifi kaçırdık diyelim. Bizimle çalışmak için nasıl ikna edeceğiz? İkna edeceğimizi hiç zannetmiyorum. Beyler, eğer dinlerseniz öğrendiklerimi anlatacağım. Bu adam sizin payitahtınıza da birçok görev için sık sık gidip geliyormuş zaten. Şarken sırf bu sebepten dolayı bile bu adamla çalışmak için can atacaktır. Daha da mühimi, Codenberg Sarayı'nda Şarken dahil hiç kimse Angelo Batista'nın yüzünü evvelten görmemiş. Yani adamı kaçıracağız, sonra yerine bizden biri geçecek. Hı? Başka çaremiz yok Barbarossa. Batista daimi elçi olduğu için sarayda misafir edilecek. Gece gündüz kralın peşinde dolanan bir casusumuzun olduğunu düşünsene. Böyle bir fırsat bir daha ayağımıza gelmez. Ne dersin derviş? Şimdi parayla pulla birini bulduk diyelim. Yarın bir gün bize ihanet etmeyeceğinin ne teminatı var? Şimdi biz bu adamı kaçırdıktan sonra Cezayir'de de saklayabiliriz Hayrettin. Pekala. Dediğin gibi olsun. Bana hemen harita ve çizimlerimi getir Bergaş. Hemen sahip.
Valiye yazık olmuş bir gözle. Belki de kızına ulaşmaya çalışıyordu. Valeria babasının öldüğünü öğrenince çok üzülecek. Amcam olanları duyunca bana ne diyecek acaba? Kollona Kales. Kodan Berk'e giden her yolcu yatıp dinlenmek için mutlaka burada durur. Batista ve katibi Lomelino yarın gece bu kaleye varmış olacaklar. Ah, bir de katip çıktı başımıza. Mühim değil. Tez harekete geçersek ertesi gün kaleden çıkar çıkmaz onları yakalayabiliriz. Mesele şu ki bütün elçiler bunun gibi demir bir arabayla seyahat ederler. Her tarafı kapalıdır. Bir tek yukarıdan lombozdan ışık alırlar. Arabanın kapısını sadece içeriden anahtarla açabiliriz. Fevkalade. Bitmedi. Arkebüs tüfekli bir muhafız arabayı sürekli takiptedir. Yolunu kestiğinizi görürse üzerinize ateş açar. Ya bir tane muhafızdan ne olacak? Bizim önümüzde armut toplamıyor. Yani dökeriz kurşun icabında. Anlatmak istediği şu. Askeri bertaraf etsek bile elçiyi arabadan çıkartamayız. Çizimlerden anladığım o ki bu araba dışarıdan kurşun geçirmez zırhlı bir kale gibi. Doğru mu? Maalesef doğru. Her yeri demir zırhlı. İçeriden ve dışarıdan üzeri ahşap kaplıdır. Zamanında kendim için yaptırıp bir süre kullandıktan sonra Venedik elçilerinin hizmetine sundum. Ay senin evin kırılmasın. Tamam biz de ne yaparız? Gideriz bu arkadaki kapıyı patlatırız olur biter. Ne yaptın evladım? Elçiyi öldürdün ya. Benim aklımda başka bir şey var. Çüş eşeğim çüş. Boşan da semerini ye. Adam başı beş akçeye taşırım demedin mi sen? O bana haramzade demeden evveldi. Şimdi altı akçe oldu. Efendi. Bana bu çalımlar sökmez. Sarımsağı nerede yediysen git ağzını orada kokut. Abla, Allah'ını seversen bir sus. Tamam Murat Efendi, altı akçe olsun. Hadi hemen başlayın taşımaya. Yo, Nazife bacı. Öyle hemencik olmaz. Evvel ablan af dileyecek benden. Af mı? Yemin ediyorum sana şu elimin tersiyle bir geçiririm. Git, git. Senden gelecek hayır Allah'tan gelsin be. Abla. Ne abla? Allah aşkına ne olur özür diledi kapansın şu mevzu. Bizim sadece bugün hamala ihtiyacımız yok ki. Yarın öbür gün de ihtiyacımız var Murat ve adamlarına. Peki be, peki. Affedersin. Sen haramzade değilsin. Adıyla sanıyla Galatalı Deli Murat'sın. Tamam mı? Oldu mu? Oldu. Hadi. Lakin ben yine de sizin yükünüzü taşıyamam. Niye? Dün siz benimle anlaşamayınca hammallarımı başka bir iskileye verdim de ondan. Hadi kolay gelsin size. Murat Efendi, Murat Efendi hele bir dur. Yakışık alıyor mu senin gibi bir adama verdiği sözde durmamak? Ben size bir söz vermedim ki. Tamam, kabul. Ablam anlaşması güç bir insandır. Lakin kötü biri değildir. Hem
Ona itimat etmiyorsan bana itimat et. Horozu çok olan yerin sabahı geç olur demişler. Bu iskelenin başı sen misin? Ablan mı? Daha o bile belli değil. Benim. Yani ablamla beraberiz. Ne fark eder? Sen cebini dolduracak akçeye baksana. Tamam, sana sözüm söz olsun. Seni ablamla asla muhatap etmeyeceğim. Halime bakıp da beni çıfıt belleme Nazife bacı. Senin güzel hatırına yükünü indirirdim. Gel gelelim öbür tarafa verdiğim sözden de dönemem. Kısmetse başka bir vakit inşallah. Nazife. Ne koşturuyorsun şu çıfıtın peşinden? Ha? Koskoca İstanbul'da bize hamal mı yok? Buluruz birilerini. Abla gözünü seveyim, fuzuli yere konuşma. Üç günden evvel kimseyi bulamayız. Bunu sen de biliyorsun. Herkes diğer limanlarda. Yok anam yok. Bu böyle olmayacak. Yürü gidiyoruz. Nereye? Liman Ketudası'na. Çözse çözse bu işi o çözer. Hadi. Nihayet gelebildiniz. Verdiğin para yetti mi? Yetti de arttı bile anneanne. Kendime karanfilin macun bile mi aldım? Aferin benim fındık faremi. Ver bakayım şunu bana. Düşün önüme. Hadi, hadi. Getirin, hadi getirin. Heh. Ya hani ben Endor'una gidip ilim irfan öğrenecektim? Evin kafa kadın gibi her şeye koştur oldunuz beni ya. Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Ketüda Efendi dedi ya birkaç güne kalmaz gelir alırım seni diye. Allah onu bunu bilmem. Vaktim olmuyor, kaça giderim babamın yanına. Hasan söylenme Allah aşkına. Bak bu evde herkesin bir görevi var. Akşama kaptan paşa gelecek. En az 5 çeşit aş pişirmem lazım. Helvasıydı, şurubuydu, hoçapıydı, cabası. Valinin kızı ne güne duruyor? Kalksın o da yardım etsin sana. Ederim tabii. Boş oturmaktan sıkılmıştım zaten. Evladım senin elin ocak görmemiştir ki. Görmedi evet ama aşçımız yaparken çok seyrettim. Seyretmekle öğrenilseydi kediler kısım olurdu be abla. Sus kız. Tamam gel hadi artık olduğu kadar yapacağız. Akşama bir şey kalmadı. Gel yardım et. Sen şuradan bana kabı getir bakayım Hasan. Mehriban. Demek Mamlacı Murat sizden hem fazla para isteyip hem de yükü indirmem dedi ha? Bak sen şu arsıza. Allah, elimiz kolumuz bağlandı. Yani ne yapacağımızı, ne edeceğimizi bilemedik. Sonra kardeşim Nazife'nin aklına siz geldiniz. Dedi varıp gidelim. Ketuda Seyit Efendi'nin makamına. Vaziyeti anlatalım. Bizim halimize çare bulsa bulsa o bulur dedi. Biz de geldik. Değil mi Nazife? Öyle. Bana gelmekle doğru etmişsiniz. Amma ve lakin bu limana senede 800 gemi yanaşır. Hal böyle olunca hamallar da kapanın elinde kalıyor. Ben bu hamal mevcudunu çoğaltmak maksadıyla meseleyi Divan-ı Humayun'a arz ettim. İnşallah bu ayın 3. cuması bir hükme varılacak. Yani o vakte kadar başınızın çaresine bakın diyorsunuz. Peki kaptanı Derya Kemankeş Paşa'ya vaziyeti biz bildirsek o da mı çare bulamaz? Kız abla nereden çıktı şimdi bu? Yahu adam akşam yemeğe gelmeyecek bize validesiyle. Benim bildiğim bütün liman, tersaneye amile, kaptan paşanın emrinde. 4 tane hamala mı lafı geçmeyecek? Aa yok artık, vallahi delirmişsin sen. Koskoca kaptan Derya'ya bize hamal bul mu diyeceğiz? Demeyeceğiz. O Murat Melion'un huzuruna çağırıp konuşmasını isteyeceğiz. 12 tane hamalı var herifin ya. Hani 4'ünü bize verse yeter. Başta adama ceberitlük etmemiş olsaydın eğer böyle bir mevzumuz da olmayacaktı. Ettiysem ettim. O Murat'ına ben böyle burnunu yere sürtmezsem içimin yağları erimez. Dur öyle sen dur.
Bunlardan vakti zamanında Ceneviz gemisinde bir sandık dolusu görmüştüm. Bu şey değil mi ya? Maytap işte. Hani Ramazan bayramında yakıp böyle havaya atıyorlar, patlıyor. Doğrudur. Farsi Acem buna fişek der. İyi de sen bununla ne yapmayı planlıyorsun Hayrettin'im? Arabanın üstünde, tam tepesinde bir lomboz var. Tamam. Tamam ben çözdüm bunu ya. Şimdi bak biz bu maytabın içini boşaltacağız. Karabaratı da içine dolduracağız. Fitili yakıp lombozdan aşağıya salladın mı? Bum! Seyreyle gönlüm curcunayı o zaman. Ne yaptın be evladım? Elçiyi öldürdün ya gene. Evet. Bak dinle. Biz lombozdan bunu atıp içerisini dumana boğarak kendi kendilerine çıkmalarını sağlamalıyız. Da bu fişekle bunu yapabilir miyiz dermiş. Bunun içinde bir miktar toz kükürt vardır. Biz içindeki barutu boşaltıp kükürtle doldurursak ateşe verdiğimizde zehirli bir gazat çıkar. Ölmek istemiyorsa herifler kendilerini dışarı atacaklar elbet. Yaşa derviş. Katılmak ister misiniz Lordçe? Sağ olun majesteleri. Yapmam gereken işler var. Yazık. Bıldırcınlar enfes oysa ki. Bir şey mi söyleyeceksin? Venedik'ten gelecek olan yeni elçi Angelo Battista'nın yola çıktığı haberi geldi. Bir aksilik olmazsa iki güne kadar varmasını bekliyoruz. Ne aksilik olabilir ki lordum? Kutsal Roma topraklarında elçiler her zaman güvenle seyahat etmişlerdir. Grand Signor Süleyman'ın adamlarını unutmayalım efendim. Siz de biliyorsunuz ki Venedik'te en güvendiğimiz iki şövalyemizi öldürdüler. Mesih aşkına şuna Grand Signor demeyi keser misin artık? Ayrıca ne olmuş yani? Biz de onların beş adamını astık. Söylemek istediğim sadece... Endişeni anlıyorum Lordçe. Fakat... o yeni elçi buraya sağ salim varacak. Bize Konstantinopoli ile alakalı çok değerli bilgiler verecek. Amiral Andrea Doria'yı da unutmayalım. Barbarossa'nın her adımını takip edecek. Gördün mü? Bütün ipler elimizde. Bir de Kutsal Roma Cermen İmparatoru olup bütün Hristiyan alemini arkama alınca karşımda Sultan Süleyman bile duramaz. Şimdi git, işlerini hallet. Şimdi. Tamam canım, geri gelmez. Sofraya çökecek halleri yok ya. Dartini vardı değil mi? Var var. Serpiyorum biraz şöyle. Valeria, sen bugün artık Hasan ve Mihriban'la yemek yiyeceksin odada. Sofrada pek yerimiz yok, kusura bakma. Mühim değil mesela. Kızlar, Hasan döndü mü? Yok, ana dönmedi daha. Ah benim akılsız kafam. Sen önce aş pişir, kahve almayı unut. Ben gördüm de şurada kahve. Kıza bayat kahve. Koca paşaya bayat kahve mi tutacağız? Ah Gece. Demek burada oturuyorlar. Pek alaladeymiş. Sen eve değil, İçinde yaşayanlara bak. Şimdiden söyleyeyim valide. Ben üç kadını karşıma alıp kendime muhatap ettirmem. Olmadı beş dakika durur kalkarım.
Siz kadın kadına muhabbetinizi edersiniz. Paşa sen misin ben mi? Olur mu canım öyle şey? La havle ve la kuvvete. Çaldı Hasan geldi. Git bak Seyyare. Nerede kaldın be? Affedersiniz Paşa Hazretleri. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aman efendim, hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Hoş gördük. Hayırlı akşamlarınız olsun. Biz böyle kapıda bekletmeyelim değil mi misafirlerimizi kızım? Tabii tabii tabii. Buyurun geçiniz. Buyurun. Geçiniz lütfen içeri geçiniz. Buyurun. Hayrettin'im, ne oldu be kara kara düşünüyorsun? Salih, Kandiyeli'yle ne yaptı onu düşünüyorum. Allah Allah! Ya Kırat'ın adı yese de Yavuz, yemese de... sen onu ne dert ediyorsun kendini? Salih işini bilir. Hiç tasalanma. Hem sana bir şey diyeyim mi? Biz bu elçiyi kaçıracağız ya, onun yerine kimi geçireceğiz? Bence sen onu düşün. Başını koymuş mangal yürekli biri. Tabii. Çok da ferasetli. Öyle olmalı. Ağzı da iyi laf yapar. Tabii. O da muhakkak. Lakin ona gider misin diye sual etmeye çekiniyorum. Mi? Sen benden iste, Dil Şarkı'nın sarayına, cehennemin dibine bile giderim. İşte böyle diyeceğini biliyordum. O yüzden benim de göndereceğim kişi derviş. Derviş? Derviş. Ha, tabii canım derviş. Yani hani şimdi saray bile olsa dört duvarın içine koysan beni var be Hayrettin. Evet, fişek hazır. Lakin bunu evvela bir tecrübe etmek lazım. Peki, nerede edeceğiz? Şu sandık iyi işte. Şöyle, şöyle getirin. Tamam. Peki. Şimdi... bunu ateşleyeceğim. Biriniz içeri girecek, oturacak, bekleyecek. İyi, tamam o kolay. Hadi. Hadi. Hayır. Hadi. Hadi.
Ah, la havle. Biriniz girin işte. Attım adamımı içeri. Ay. Şunu alın benden. Alın şunu benden. Ver bakalım. Şimdi bunu ateşliyorum. Al bakayım. Yansın, yansın. Daha sonra kükürt yanacak. Bekle bakalım ne kadar kalacaksın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. Allahu la ilahe illa Bekle, bekle, bekle. Acele etme. Aydın! Bekle. Derviş, ben artık açıyorum. Hadi. İyi misin? Hani böyle anamdan emdiğim süt burnumdan geldi derler ya. Yemin ediyorum içerse o vaziyet. Hayrettin'im. Su ver şuna. Ya Rabbi şükür. Elhamdülillah. Biz eksilttik. Ziyade eylesin Allah. Artsın, eksilmesin. Taşsın, dökülmesin. Hak Teala berekatını versin. Hanemizi, cümlemizi eyle mamur. Soframıza Halil İbrahim berekatını sundur. Amin. El-Fatiha. Amin. Kızlar hadi siz bizim kahvelerimizi yapın. Emrin. Efendim, alışabildiniz mi bari payitahta? Alışacağız inşallah, alışacağız. Alışırsınız, alışırsınız. Cezayir gibi bir mahrumiyet beldesinden sonra... burası size cennet. Cezayir'i görmediğiniz için bilmiyor olabilirsiniz tabii paşam. Lakin hem rahmetli oğlum Oruç... hem de Hayrettin Cezayir'i dört başı mamur bir yer haline getirdiler. Elbette öyledir. Şu koca Bahri Sefid'de oğullarınızın muvaffakiyetleri için dua etmeyen mi var? Merakımı mazur görün Hatice Hatun. Hayrettin Reis niçin gelmedi sizinle payitahta? Gelemezdi. Niçin? Bir maruzatı mı var? Kendisi biraz rahatsız. O sebepten. Ah. Pek üzüldüm. İnşallah fena bir hastalık değildir. Yok, çok şükür değil. Hekimi uzun yolu uygun görmedi. Saatine kavuşur kavuşmaz o da gelecek inşallah. Kahveler. Nerede kaldı bu kahveler? Ben bir kızlara bakayım müsaadenizle. Hastaymış. Gözümün içine baka baka yalan söylüyor hatun. Sus, tamam duyacaklar.
Getir onu da haydi. Şimdi yola çıkarsak yarın ikindi vaktinde kaleye varmış oluruz. Derviş. Şarkinin sarayında cenabetlerde ne yapacaksın, onu düşündün mü? He? Şarkinin sarayında mı? Aa! Söylemedin mi reis? Derviş, sana sormaya çekineyim. İçimizde görgüsüyle, ilmiyle bu elçilik vazifesini yerine getirebilecek ve Şarkin'i kandırabilecek yegane kişi sensin. Abi eğer ben bu vazifeyi yapmak istemiyorum dersen... Evladım, bu İslam davasıdır. Böyle gurur yapacak, vazife beğenmeyecek halimiz mi var? Hem ne demiş Bağdatlı Ruhi? Hak ol ki hüda mertebeni eyle âli. Tacı serru alemdir. O kim? Hakkı kademdir. Allah da mertebeni yücelsin. Amin, amin hepimize. Haydi. Elinize sağlık Zeyyar Hanım. Afiyet olsun efendim. Sorması ayıptır. Beyiniz de Hayrettin Reis'le beraber Cezayir'de mi kaldılar? Hayır paşam. Damadım Dilimsand gazasında şehit düştü paşam. Allah gani gani rahmet eylesin. Rabbim bize de o mertebeye ulaşmayı nasip etsin. Amin. Amin. Bize müsaade. Müsaadesiz. Seyyar Hanım, liman işleriyle alakalı bir ihtiyacınız, bir müşkülünüz olursa bana gelesiniz. Tabii ya. Hızır Hayrettin'in ailesi bizim de ailemiz sayılır. Allah razı olsun. Esasında bir müşkülümüz var paşam. Öyle mi? Nedir? Saygı, değer, Papa Hazretleri. Hayır, olmadı bu. Aziz ve kutsal Efendimiz. Elçi Batistan'ın öğleden sonra Kolona Kalesi'nden yola çıkacağı haberi geldi efendim. Beni bunun için mi rahatsız ettin? Aslına bakarsanız hayır Haşmet Bey. Hatırlarsanız size elçinin emniyeti için endişe ettiğimi söylemiştim. Evet. Bu yüzden dün Kolona Kalesi'ne bir mektup gönderdim.
Elçinin emniyeti için yanındaki askerlerin artırılmasını istedim. Hadi şükür. Şükür. Ne yapıyoruz? Tekeri kırıldığı için yolda kaldığını düşünüp duracaklar. Derviş sürücüden yardım isteyip hakkından gelecek. Sen askeri halledeceksin, ben de lombozu kırıp fişi içine atacağım. Anlaşılmıştır. E hadi saklanalım o zaman. Hadi. Allah yardımcımız olsun. Amin. Asker olacak demedi mi? Bunlar nereden çıktı? Ah, tamam, biz de sürücüden başlarız. Sürücüyü derviş halledecek. Biz askerleri halledelim. Oo, dur! Oo. Çeksene şu arabayı yolun ortasından be adam. Yüküm ağır. Atlar çekemiyor, bir el verseniz de beraberce çeksek. Neden durduk? Yolun ortasında tekeri çıkmış bir araba var efendim. Hemen halledin. Başüstüne efendim. Aptal herif. Ricardo, Gomez. Halettin. Sürücü. Gidiyorum. Aydın. Tekeri çıktı. Ateş! Hadi çabuk, koşun, koşun! Ne oluyor Lomelino? Sanırım saldırıya uğradık efendim. Siz sakın kapıyı açmayın. Ne bekliyoruz? Hadi saldıralım. Daha ateş etmediler. Bekle. Haydi Aydın. Döndür arabayı. Haydi çabuk. Hayrettin!
sana. Ne yapıyor bu aydut herif? Aydın, balta. Haydi bismillah. Orsini. Seni zavallı tüccar bozuntusu. Amiral Doria, sizin ne işiniz var burada? Duydum ki Barbarosho ailesiyle beraber buraya yerleşmiş. Ben de gelip kendi gözlerimle göreyim istedim. Senin haberin yok muydu bundan? Şey, haberim var tabii. Size nasıl yardımcı olabilirim amiral? Eski serdümencim Maros'u bulup bana getirerek. Yanlış işitmedim değil mi? Maros mu dediniz? Sen ve o. Bundan sonra benim casusum olarak çalışacaksınız. Casus mu? Hı-hı. Fakat amiral. Tüccar adamsın sen Orsin'im. Öyle değil mi? Parayı seversin. Kusur. Eğer Kral Şarlken'le hizmet edersen seni zengin edebilirim. Hadi ne duruyorsun? Marş. Marş marş. Bunları bu arabayla gemiye götürürsek şüphe uyandırırız. Diğer arabayla götürürüz elçiyle katibini de başlardaya. Yalnız Hayrettin mi güzel de ya biz bunlara Cezayir'i nasıl kaçıracağız? Yahya Mehmet Reis'in gemisiyle gelince bu işi ona havale edeceğim.
Ölü askerlerin durumu ne olacak? Ben Şarken'in sarayına girdiğimde askerleri görmeyince benden huylanmasın. Hakikati anlatacağız dermiş. Siz yani Sayın Elçim yolda gelirken bir çetenin saldırısına uğradınız. Çete askerlerinizi öldürdü. Siz de... Ben de bu zırhlı arabayla kaçtım kurtuldum. O kadar. İyi. Hadi o zaman. Yola revan olalım. Zaten vardığımızda gece olur. Hadi. Hadi. Yalnız derviş sana da aşk olsun ha. Niye o ala tatarı yanına getirdiğini söylemedin? Bileydim ben de şöyle bir iki tane sallardım. Çık. Ne oldu? Bulamadın mı Maruz'u? Buldum amiral. Maruz. Eski dostum. Aydın, çöz şunların ağızlarını da. Ne diyorlar dinleyelim. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz siz? Bir Venedik elçisini kaçırmak dünyada görülmüş şey midir? İsabet olmuş işte elçi bey. Biz Türkler her şeyin evveli olmayı çok severiz. O halde başınız büyük belada. Neden ki? Böyle bir aptallığı ne maksatla yaptığınızı öğrenebilir miyim? Ne aptallığı be? Bak şimdi bu karşında duran Filinta gibi abim var ya... ...senin yerine o gidecek Şarken'in sarayına. Benim yerime mi? Siz hakikaten delirmişsiniz. Şarken'in müşaviri Lord Shev bu herifi görür görmez... ...neyin peşinde olduğunuzu anlayacaktır. Neden? Anında mı yazıyor Elçi Batista olmadığı? Sarayda beni kimsenin gerçekten tanımadığını zannediyorsunuz değil mi? Ha. Lord Shev benim 20 yıllık arkadaşım. Luna. Boynuma çok yakışacağını biliyordum.